Allahu bilahe Şeytan Bismillahi r-Rahman Cemaat namazı, cemaat kılınan namaz, bazı vesveselere ilaçtır. Ve bu tasdikler, hücum eden evham ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vesvesini görür. Ve aynı zamanda bütün hasseleri, latifeleri, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar. Şimdi burada ben namaz kılarken namaz kılarken acaba ben doğru mu yaptım? Acaba ben doğru yolda mıyım? Acaba acaba ben Rabbimi razı edebiliyor muyum? Acaba ben hayırlı bir kul muyum, değil miyim diye insana bu manada gerek rahmani gerek şeytani bazı hisler gelebiliyor. Rahmani şeyler zaten onlar bize yol gösterecek tarzda yolumuzu düzenlemeye çalışıyor. Orası bahsimizden hariç. Ama şeytani vesveseler, karanlıklı vesveseler bizi o namazdan uzaklaştırmak, o huzurdan uzaklaştırmak içindir. Burada cemaatle namaz kılarken, cemaatle namaz kılarken ve bütün dünyanın her tarafında namaz kılanlarda kendi namazıma dahil ederken, kendi namazımla beraber, onların da namazlarını namazıma katıp Cenab-ı Hakk'a böyle e, teveccüh ederken, bana gelen vesveseler, acaba böyle hareket hak mıdır? Faydalı mıdır? Bu yaptığım hareketler doğru mudur? Namazda okuduğum bu şeyler doğru mudur? Cenab-ı Hakk'ı bunlarla ben razı edebilir miyim? Ben acaba hayli bir kul muyum gibi, insana arız olacak vesveselerin tamamına burada güzel bir ilaç var. Yani ben ne diyorum? Allah şu ümmeti Muhammediye'yi dalalet üzerine, sapkınlık ve sapıklık üzerine birleştirmiyor hadisi var. Evet. O zaman şu kadar ümmeti Muhammed benim kıldığım gibi namaz kılıyorsa, benim yaptığım gibi yapıyorsa, benim okuduğum gibi onlar da okuyorsa elbette bunlar da doğrudur. Ben de onlarla beraber olduğum için ben de doğruyum. Allah bizi bu manada dalalette ittifak ettirmiyor. Dolayısıyla ben bana gelen şeytanın vesveselerini böyle bir ilaç ile tedavi etmeye güzel bir yol bulmuş oluyorum. El-Fatiha.